Bir soru. Çok basit bir soru gerçekten. Ne yapacağız? İçerideki ifadeyi bir 5 bir de eksi 5'ten küçük yapacağız. Çözeceğiz. Bir numarası yok yani sorunun. Yapıyorum. 2x eksi 3, 5 ve eksi 5 aralığında. Her tarafa 3 ekledim. Eksi 2 2x ne oldu? 8. Bir 2'ye böldüm. Eksi 1 küçüktür. x küçüktür. 4 oldu. Kaç tane x tam sayısı vardır? diyor. Buradaki tam sayıların ilki nedir? Eksi 1'den sonrası sağa doğru gideceğiz. 0, 1, 2, 3. 4 değerini alamayız. O halde 4 tane neyimiz var? Tam sayı değerimiz var. Yani cevabımız C şıkkı. Buna bakacağım. 2x artı 1'in mutlağı küçüktür. Eksi 6 mıdır? Yani buraya göre evet. Peki mutlak değerin değerleri hep pozitif midir? Evet. Pozitif bir sayı nasıl olur da Eksi alttan küçük olur. Olmaz. O yüzden nedir çözüm kümemiz? Boş kümedir. Yani değişik inşaat diyeceğiz. Geçtim. Şimdi burada şunu yapacaksın. Tamam mı? Yani bu zaten, yani şu ilk ifade var ya, direkt o mutlak x'e eşit. Bir beklesin. Sonra şu 2'yi dışarı at. 2 dışarı kendi gibi çıkıyor. Yani direkt 2 diye çıkıyor. O bu. Bak şurayı görüyor musun? Eksi 5. Beş. Eksi dışarı atarken de o da artı diye çıkar. Yani içerideki kat sayılar, sabit sayılar nasıl artılı olarak dışa çıkacak? İfade bu oldu. Şimdi burada ne var? 6, 6'dan 2 çıktı. 4 tane mutlak x var. Küçüktür 11 geldi. Evet. 6, evet 2 çıktı. Doğru. Şimdi buradan mutlak x'imiz ne geldi? 11 bölü 4'ten küçük geldi. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Demek ki Eksi 11 bölü 4 ile 11 bölü 4 arasında geziyor x değerimiz. Ee, bir bakalım. Eksi 12 bölü 4 tam sayıdır. Ama eksi 12 bölü 4 şurada bir yerde kalıyor. Eksi 12 bölü 4 nedir? Eksi 3'tür. Eksi 3 değerini alamayız. Ondan sonra hangi değeri alabiliriz? Eksi 2 değerini alabiliriz. Mesela eksi 8 bölü 4 olur. Yani bunun ilk alacağı değer eksi 2. Son değere bakalım. 12 bölü 4 ne yaptı? Sağda kaldı. Yani bu da 3'e eşit. Bu da alınmaz. O halde en son sayıda buradan ne gelecek? Artı 2 gelecek. Aradaki değerler eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'dir. Yani kaç tane diye mi sordu bize? Evet onu sordu. Cevabımız nedir? 5 tanedir. C şıkkı. Bu soruyu bir çözelim bakalım. Şimdi yapmamız gereken şey şu. X eksi A, B ile eksi B arasında diyeceğiz. Her tarafa A ekliyorum. O halde burası a b küçük x. Bu da ne oldu? a artı b oldu. Bizim çözüm köyümüz burası olduğu için demek ki şura eksi 2 eşit. Şurası da neye eşit? 5'e eşit. Bunları alt alta yazalım bir yerde. a artı b 5. Zaten onu soruyor bize. a artı b'yi soruyor. Hiç aramamıza gerek yok. Hani farklı bir şey sorsa şurada görüyor musun? Cevabımız direkt nedir? D şıkkıdır. Geçtim. Mutlak değer x 3'ten küçük Sonra ne diyor? Mutlak değer 7 aslında 3 ile 5 arasında. Ben bunu şöyle anlayacağım. İki tane ayrı veriymiş gibi düşüneceğim. Biri bu. Bir de şöyle bir şey var. Bir de bu var. Tamam. Şimdi bunu konuşalım. Buraya göre x'imiz eksi 3 ile ne arasında gezmeli? Artı 3 arasında gezmeli. Buna göre de y'miz eksi 3 ile pardon eksi 3 şu an değil. İlk önce bir artısını bir alalım. 3 ile 5 arası sonra bir de ne diyoruz? Veya eksi 5 ile ne diyeceğiz? Eksi 3 arasıdır diyeceğiz. Şimdi soru bize x kare artı y'den bahsediyor. En büyük ve en küçük değerlerini sormuş. İlk önce x karenin ne olduğunu bir keşfedelim. x kare şudur. Bak bu arada sıfır değerini alıyor mu? Alıyor. O halde bunun en küçük değeri sıfırdır. En büyük değeri bunlar kareleri 9, 9. En büyük zaten 9 olduğu için x kare 0 ne arasında geziyormuş? 9 arasında geziyormuş. Bunu anladık. Şimdi y'ye gelince şöyle bir şey yapabiliriz. Şunları bir toplayalım. Bak şunları taraf tarafa bir topla. Çünkü toplama istemiş benden. Bunları taraf tarafa topladığım zaman sol tarafta 3 küçüktür x kare artı y. Sonra küçüktür 14'ü görüyorum. Sonra şuradan yapayım bir de şunları taraf tarafa toplayalım. Şu ikisini. Buradan da ne gelecek? Sol tarafta eksi 5. x kare artı y. Ve ne geldi? 6 geldi. Bize sorulan en büyük dediğine göre en büyük şuradan geliyor. Buradaki benim gördüğüm en büyük değer nedir? 13'tür. Burası 13. En küçük değer de nereden geliyor? O da buradan geliyor. Bunun en küçük değeri de nedir? Eksi 4'tür. Ee, arasındaki farkı sormuş. Bak farkı sorduğuna göre ne yapmamız lazım? Bundan bunu çıkartmamız lazım. Çıkarttığımızda da bu artı 4 olur. Sorumuzun cevabı da ne gelecektir? 17 gelecektir. Yani B şıkkı. Ee, burada yapmamız gereken şey çok basit. Ne diyeceğiz? 3 küçüktür. 4x eksi 5 küçüktür. 27'yi bir yazdık. Sonra arkasından veya eksi 27 küçüktür 4x eksi 5 küçüktür eksi 3 yazdık. Sonrasını toparlayalım. Her tarafa 5 ekledim. Burası 8. 4x. Buraya 5 ekledik. Ne oldu? 32. 4'e böldüm her şeyi. 2 ve 8. İlk önce böyle bir şey elde ettik. Sonra şurayı bir devam ettirelim. Her tarafa 5 ekledim. Ne oldu? Burası eksi 22. Küçüktür 4x. Sonra 5 ekledim burası kaç yaptı? 2. Her tarafı 4'e bölersem eksi 11 bölü 2 yapıyor burası. Burada x kaldı. Burada da ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor. Şimdi şurada 3, 4, 5, 6, 7. Yani buradan kaç tane geldi? 5 tane geldi. Bir de buraya bakalım. Bu aslında kaçtır? Eksi 5 buçuk mudur? Evet. Burası da nedir? 0.5 midir? Evet. O halde bunun alacağı ilk değer Soldan itibaren eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, bir, 0, 1'i alamaz. 1 çünkü 0.5'ten daha büyüktür. Burada kaç tane geldi? 2, 4, 6 tane de buradan geldi. Sorumuzun cevabı ne olmalı? 11 tane tam sayı değeri vardır olmalı. Peki durumumuz bu yani. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Diğer soru biraz çetrefilli gibi görünüyor. E, açıkçası ben bu soruyu Garanti altını almak isterim. O yüzden de düzgün çözmek isterim. Tablo kuracağım. İki katlı tablo ihtiyacım var. Çünkü benim iki tane mutlak değerim var. Şimdi ee, orada birkaç tane de x var ama onların çok büyük bir anlamı yok. Bir de şurayı bir toparlayalım. x 1 eksi mutlak x artı -1, 1. Bu x burada tarafa gitti. x 3 yaptı. Yani şu x'i buraya atarak düşündüm. Soruyu uzatmanın bir anlamı olmayacağı için. Şimdi şöyle çizgimi çizdim. Buraya x eksi 1 mutlağını oturtacağım. Şuraya da x artı 1'i. Köklerini bir bulalım. Köklerin en küçüğü eksi 1. Kime ait o? Şuna ait. Onu işaretledim. Sonra bir de bir kökümüz var. O da üsttekine ait. Onu işaretledik. Şimdi bunun çıkışlarına bir karar verelim. Nasıl çıkacak bunlar? Kendi gibi buradan. Öncesinde zıt. Şöyle. Burada yine kendi gibi x artı 1, x artı 1, artının ayağını tam ayarlayayım. Bu da eksi x eksi 1. Bize ne diyor? Bunları çıkart diyor. Bak çıkart. Yani buradan buraya çıkartacaksın. Çıkartsan x'ler gitti mi gitti. Birden eksi 1 bir çıkarttım ne kaldı? 2. 2 küçüktür. Sağ tarafa da ne yazıyor? x eksi 3 yaz diyor. Burada x eksi 3 yazdık. Ee, buraya geldi 5 küçüktür x. Bunun anlamı ne? x 5'ten büyüktür diyor. Şimdi burada hiç x'in 5'ten büyük olduğu bir yer yok. Buradaki her değer kesinlikle negatif. Bu ne oldu? Hiçbir işe yaramadı. Bunu iptal ediyoruz. Bir şey bize ürettirmedi. Sonra diyor ki çıkartıyor. Çıkarttım. Eksi 2x. Bu sefer çıkarttığımız için aynı şartta olan birler gitti. Bunu ne yapacaktık biz? Küçüktür. x eksi 3 diyeceğiz. Şunu buraya atacağım. 3x. Bu buraya gelsin. 3. Yani 1 küçüktür x. Bu ne demek? x 1'den büyüktür demektir. İşin içinde burada da hiç birden büyük olan bir şey yok. Buradan da bir şey çıkmıyor. Bunu da iptal et. Şuna gelelim. Çıkarttık. Bu sefer eksi 2 geldi. Eksi 2 x eksi 3 yaptı. Buradan bu buraya gitti. 1 yaptı. 1 küçüktür x. Yani bu da x büyüktür. 1 demek. He, cevabı gördük. Ne oldu aslında baktığın zaman? 1 ile son sırası. Şuradaki her değer ne yapıyor bunu? Sağlıyor. Bak buradaki değerler gerçekten burayla nedir? Uyumludur. Cevabımız o yüzden nedir? 1 ile sonsuz arasıdır diyoruz. Geçiyorum. Burada ne yapacağız? Şu ifadeyi ilk önce yani x artı 2'yi 6 ile x'i alt arasında bir sıkıştıralım. x'i çözelim. Her taraftan 2 çıkarttım. eksi 8. x ve 4 yaptı. Bunu bir paket diyelim. Birazdan kullanacağız bunu. Ee, kullanacağız da Yukarıda bir cümle var. O cümleye hiç bakmadan soruya saldırdık. X ve Y aralarında asal pozitif diyor. Bak buradaki en önemli olan şey pozitif olması ve aralarında asal olmasıymış. Şimdi madem öyle X pozitif diyorsa e, benim elimde böyle bir eşitlik varsa aslında bizim X değerimiz ne olmalı biliyor musunuz? ile 4 arasında gezebilmeli. Hem pozitif olacak hem de bu araya uyacak. Gerçek şey bu olmalı. Peki böyleyse bu burası artı mıdır? 3x evet artıdır. O halde burası kendi gibi dışa çıkar mı? Çıkar. Yani x artı 3x artı y eşittir ne oldu? 15 oldu. Toparlayalım. 4x artı y neymiş? 15'miş. Peki x'imizin alacağı tam sayı değerleri şuradan görebiliyor musun? Ben görüyorum. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Başka bir şey de olamaz. İlk önce x yerine 1'i koysak Burada kaç yaptı 4. 15'ten 4 çıktı ne kaldı? 11 kaldı. Bize y aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. 11 olabilir ama cevaplarda yok. Sonra 2'yi deneyeceğim. Şu 2'den bahsediyorum. 2'yi denedim. Burası 8 etti. O zaman y 7 olabilir. Cevaplarda 7 var. Cevap edirne görünüyor ama ben şu son sayıda bir denemek istiyorum. 3'ü koydum. Burası 12 yaptı. 12 oldu. Burası da ne yaptı? 3 yaptı. Zaten bunlar oranda asal da değil ve şıklarda var ama Bunlar aranda asal değil. Görüyorsun. Cevabımız neymiş gerçekten? E'ymiş. Yani 7'ymiş. Şimdi bunu bir halledelim. Burada ne yapacağız? X eksi 3 büyüktür 3 veya X eksi 3 küçüktür eksi 3 diyeceğiz. Yani ne geldi? X 6'dan büyük veya X 0'dan küçük geldi. Biz ne yapacağız? Burada sayı doğrusunda buna uygun bir şey bulacağız. Ben buldum bile. Cevap ne görünüyor? C görünüyor. Bakar mısın? C sıfırdan küçük. Şurası ve ne diyor? 6'dan büyük. Bu. C'yi işaretledik. Geçtim. Bu ifade neyin nesi? İlk önce şurayı bir ayarlayalım. Orası, orası 2 bölü direkt mutlak x diye yazılır. Bu 1. Artı 1 bölü 5'e yapacak bir şey yok. Beklesin biraz. Şuna gelince bu da 8 bölü 3 mutlak x diye yazılabilir. Bu da 2. Önemli hareketler bunlardı. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Şurayı 3'e genişleteceğim. Ve bunu sağ tarafa atacağım. Attığım zaman solda 1 bölü 5 beklesin. Orada duruyor. Burada ne var? 8 bölü 3 mutlak x var. Ve genişledikten sonra 6 bölü 3 mutlak x oldu. Şuradan bahsediyorum. Tamam, bitireceğiz. 1 bölü 5. Ne kaldı orada? 2 bölü 3 mutlak x kaldı. Şimdi bura pozitif, burada pozitif. Kafamıza göre bunlar çapraz çarpım yapabiliriz çünkü yönümüzü değiştirmeyeceğiz. 3 mutlak x küçüktür 10 oldu. Yani mutlak x'imiz 10 bölü 3'ten küçük geldi. Ee, son hamlemiz eksi 10 bölü 3 ile ne arasında geziyor? Artı 10 bölü 3 arasında geziyor. Soru kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor. Bakıyorum ben. Eksi 10 bölü 3, eksi 3 virgül 3 devreder. Yani ilk değerimiz eksi 3. Sonra eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'e kadar bu iş uzar. Buradaki değerlerin sayısına bakar mısın? Ne oldu? İyi bak. Ee, toplam kaç tane görünüyor? Buradan 7 tane görünüyor. Fakat burada dikkat et. Dikkat. Niye durdum ben birden? Dikkat et diye. Çünkü benim buradaki şu x sıfırım var ya şu şu. Bu sıfır gelir aha da burayı ne yapar? Sıfır yapar. O zaman da bunların hepsi ne olur? Tanımsız olur. O yüzden bu adamı ne yapmayacaksın? Almayacaksın. Bunları atınca geriye yani sıfır atınca geriye ne kaldı? 6 tane kaldı. Cevabımız ne olmalı? C şıkkı olmalı tamam mı? Bak çok dikkat etmen gereken bir şey. Ee, böyle bir ifade negatifmiş. Ee, ama burası kesinlikle pozitif. Demek ki üst taraf ne olmalı? Negatif olmalı. O zaman şunu söyleyebilir miyim direkt? Yani mutlak x artı 2 eksi 5 sıfırdan küçük olmalı. Peki. Bunu bir çalıştıralım. Yani mutlak değer x artı 2 küçüktür 5. Ne diyorduk? Eksi 5 ile x artı 2 artı 5 arasında gezecek. Her taraftan 2 çıkarttım. Eksi 7 ile ne çıktı? 3 çıktı. Şimdi buradaki değerleri bir saymaya kalkarsak Hangi değerler var? Eksi 6, eksi 5 diye nokta nokta eksi 1'e kadar gidiyor. Sonra sıfıra bir uğruyoruz. Sonra 1, 2'de duruyoruz. Şimdi şuraya kadar kaç tane var? 6 tane. Buraya kadar 2 tane var. 8. Bir de burada var 9. 9 tane olması lazım. Ama bize toplamlarını sormuş. Adet sormamış. O yüzden şu adetlerden bir e, çıkalım. Bu arada bir şey var. <laughs> ya Bu zaten hep aklımda benim. Yani aklımda olan... Eşliklerde paydayı sıfır yapıyorsam e, berbat durumdayım demektir. Bakar mısın bu paydayı sıfır yapan değer ne? Bu paydayı sıfır yapan değer rengimi değiştiremedim. Maviye bastım ama kabul etmedi. Şimdi yapayım. Burayı sıfır yapan değer eksi 5. Beş. Eksi 5'i sen alamazsın. Ama sen burada ne yaptın? Aldın. Yani ben aldım daha doğrusu. Sen de beni takip ettin. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz bunları topladık ya. Şurada bir eksi 2'miz var. Şimdi toplamda toplam sorduğu için bunlar birbirini kaybeder. Şunlar da birbirini kaybeder. Geriye olan değerleri ben sana yazıyorum. Eksi 6, eksi 5'i pas geçtik. Eksi 4, eksi 3. Gitti. Bu kadar. O halde cevabımız ne geliyor? Eksi 13 geliyor. Yani D şıkkı geldi. Geçiyorum. 12. sorudayız. Bu soruda ne yapacağız? Bu soru gerçekten düşündürücü bir soru. İlk önce şöyle bir açalım derim ben. Ee, i̇çerideki ifadeyi, yani mutlağın içerisindeki ifadeyi, şunu bir dörtten büyük yapalım bir de x dörtten küçük yapalım. İlk yapacağım hamle bu olsun. İlk önce x eksi 2'ni mutla x, x büyüktür 4 dedim. Dedim de burada tekrar ayrılmam gerekiyor. Ne demem gerekiyor biliyor musun? x'in 2'den büyük değeri için bir çalışalım. 2'den büyük olsa bura nasıl dışarı çıkar? x eksi 2 eksi x büyüktür 4 çıkar. Buradan x'ler birbirini götürür. Eksi 2 büyüktür 4 çıkar. Bu bir kere yanlıştır. Buradan bir şey çıkmadı. Geçiyoruz burayı. Şöyle yapalım. Sonra bir de x'in 2'den küçük olma durumunu inceleyelim. x'in 2'den küçük olma durumunu incelersek eksi x artı 2 eksi x ne oldu? Büyüktür 4 çıktı. Tamam. Buradan eksi 2x büyüktür 2 çıktı. Her tarafı da eksi 2'ye bölersek x eksi 1'den küçük çıktı. Şimdi bu birbiriyle uyumlu. Yani 2'den küçük diyor. Biz ne bulduk? Eksi 1'den küçük bulduk. Yani buradan bizim elde ettiğimiz çözüm kümesi şu oluyor. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar uzanıyor. 2'yi e, alamıyor. Çünkü biz zaten biz ne yaptık? Buradaki koşula uygun eksi 1'den küçük bulduk. Şimdi ikincisine gelelim. İkincisinde ne yapmamız gerekiyor? Onu da sağ tarafta şöyle çalışayım. Onun için de şunu demem lazım. Mutlak değer x eksi 2 eksi x küçüktür eksi 4 diyeceğiz. Ee, yine parçalayacağım burada. X 2'den büyük olsa ne olur? Bir bakalım. Eksi 2'den büyük olsa kendi gibi dışarı çıkacak. Tamam. X eksi 2. Eksi x, x küçüktür. Eksi 4 çıktı. Buradan da eksi 2 küçüktür. Eksi 4 çıktı. Bu da yanlış. Almayacağız burayı. Geçelim. Bir de x 2'den küçüktür diyeceğim. O zaman ne çıktı? Eksi x artı 2. Eksi x küçüktür. Eksi 4. Sonra buradan eksi 2 x küçüktür. Eksi 6. x büyüktür. 3 çıktı. Şimdi bu yanlış. Çelişki. 2'den küçüktür diyorsun. Bir de 3'ten büyüktür diyorsun. Çelişki. Yani buradan hiçbir şey gelmez. O halde bizim yapacağımız yani bizim çözüm aralığımız neresiymiş? Burasıymış. Şurayı görüyorsun ya. Şura. Eksi 1'in sol tarafında nereye kadar uzanıyor? Eksi 10'sa kadar uzanıyor. O halde en büyük negatif tam sayı değeri de nedir? Eksi 2'dir deriz. Eksi 1'i alamıyoruz çünkü. 13. soruya geçtim. 3 eksi 2 x sayısının sayı doğrusunda başlangıç noktasına olan uzaklığı başlangıç noktasına olan uzaklığı şu bir kere. 3 eksi 2 x'in şöyle yap bunu sıfıra olan uzaklığı ne diyor bize? Ee, en az 5 birim olduğuna göre en az 5 birimse yani 5 de olabilir 5'ten daha çok da olabilir demektir. Bize buradan x'in çözüm aralığı soruluyor. Devam edelim. Şurası zaten mutlak değer 3 eksi 2 x. Büyük eşittir 5. Sonrasında ne yapacağız buradan? iki şey yapacağız. Onu şuraya alacağım. Yukarıya geçiyorum buradan. Buraya sığmayabilirim çünkü. Yani 3 eksi 2 x'imiz 5'ten büyük veya 3 eksi 2 x'imiz ne olmalı? Eksi 5'ten küçük olmalıdır dedim. Sonrasında eksi 2 x buraya gitti. 2 kaldı. Her tabi eksi 2'ye böldüm. Eksi 1'den küçük çıktı. Buradan devam edersem. Eksi 2 x küçük eşittir. Eksi 8 oldu. Her tarafı eksi 2'ye bölersem x büyüktür. Eşittir ne çıktı? 4 çıktı. Ee, şimdi bu peki neyin nesi? Onu bir anlayalım. Sayı doğrusunda bir görelim istersen. Sayı doğrusuna göre yerlerine koyduğumuz zaman eksi bir şurada bir yerde ya. Eksi birden öncesi diyor. Şurası sağlıyor. Eksi bir de dahil. Şunu da alacağız. Bir de dörtten sonrası diyor. Dört de dahil. Burası da sağlıyor. Şıklarda böyle bir şey görmüyoruz ama şunu görüyoruz. Diyor ki bütün sayıları al diyor. Şurayı al. Sonra şu bölümü de geri at diyor. Bu bölümde zaten nedir? eksi 1 ile 4 hariç aralıdır. Çünkü eksi 1 ile 4 bizim almamız gereken bir değerdir. Atmamız gereken değerlerde bunlar olmamalı. Bu da zaten bütün reel sayılardır. O halde bizim çözüm kümemiz ne çıkıyor? R fark eksi 1, 4 hariç aralığı çıkıyor. Yani cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Peki. 14. sorudayım. Sayı doğrusunda eksi 4'e olan uzaklığı. Şimdi bir dakika. Sayı doğrusunda bir sayımız var. Ekstörde 4'e uzaklığı bu. Neymiş? 2 ve 5 aralığında. Yani o zaman 2 dahil 5 hariç diyeceğiz. Şuraya biraz bekleyelim. Şurayı hemen silelim. Bazen sistem atıyor. 2, 5 de nedir? Hariçtir. Ee, aralığında olan sayılar aşağıdaki eşitliklerden hangisiyle ifade edilir? İşte benim elde ettiğim eşitlik bu. Bu da nerede görünüyor? D şıkkında görünüyor. Cevabımız D şıkkı çıktı. Çok basit bir soru. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda ilk önce şunu soracağım sana. Burası her zaman pozitif midir? Çünkü x kare her zaman pozitiftir. Bir ekledim o da pozitiftir. Üstü bir sayı görüyorsun. X'e hangi değeri verirsen ver. 3'ün kuvvetleri gelecek. Negatif bir olsa kuvvetler. Bu sefer 1 bölü 3, 1 bölü 9 gibi sayılar gelecek ama bu da her zaman nedir? Pozitiftir. Ama bura bize negatif çıktığını söylüyorsa demek ki burası nedir? Eksilidir. Yani şunu yapmamız gerekiyor. 5 eksi mutlak değer x eksi 3 ne olmalıymış? Sıfırdan küçük olmalıymış. Devam ettirelim. 5 küçüktür. Mutlak x eksi 3 demek. Bir de şöyle yapalım. Yani x eksi 3'ü mutlağa nereden büyük çıktı? 5'ten büyük çıktı. Bundan sonrası neydi? İki şey yapacağız. x eksi 3 5'ten büyük veya x eksi 3'ümüz eksi 5'ten küçüktür diyoruz. Ama tam sağlamayan diyor. Ona da dikkat edelim. Tamam sorunun son anında ben bunu düzelteceğim. Bu durumda x büyüktür 8 çıktı. Veya x küçüktür ne geldi? Eksi 2 geldi. Ee, hemen sayı doğrusu da bir göstereyim. Sağlayanlar nerelermiş bir görelim istersen. 8 şurada. 8 şurada. Şurası sağlıyor diyor. Burası sağlıyor. Eksi 2 şurada. Bundan öncesi burası da sağlıyor diyor. Demek ki şu bölge bak içi dolu. 8'in de içi dolu. Bu bölge nedir? Sağlamayan bölgedir. Hangi bölge orası? Eksi 2 ile 8 kapalı aralığı. Bize sorulan bunların toplamı nedir diyor. O halde toplayalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 dedik. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedik. İstersen şöyle yap. Şu bölümü Gauss'tan bulalım. Yani neydi? 8 çarpı 9 bölü 2. Kaç yaptı bu? 36. 36 ya. Şurası da kaç yapıyor? Eksi 3. Burası 36 çıktı. toplamda ne yapar o zaman? 33 yapar. Yani ne geldi? 5 şıkkı geldi. Şimdi bu soruya bir bakalım. Mutlak değer a a kareden büyüktür diyor. Mutlak değer a a kareden büyüktür. Ee, bunun olması nasıl gerçekten olabilir? Bir incelemek istiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bir sayı doğrusu çizeceğim. Sayı doğrusunda kritik noktalarımız var. 0, 1. Sonra şurada da eksi 1 var. Bakalım hangi aralığa denk geliyor bu sayı? Şimdi şuradan ikiyi seçelim. Bak, buradan ikiyi seçtim. 2 i̇ki yerine koyalım. Sağlıyor mu? Mutlak değer 2 iki büyüktür 2'nin karesi. Hayır. Burayı almıyoruz. Şuradan 1 bölü 2'yi alalım. 1 bölü 2 mutlak değeri zaten 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 4. Bu sağlıyor. 1 bölü 2 1 bölü 4'ten büyük. Demek ki şurayı alacağız. Bak x burada olabilir. Şuradan eksi 1 bölü 2'yi alalım. Eksi 1 bölü 2 mutlağı 1 bölü 2. Onun karesi yine 1 bölü 4. Evet burada sağlıyor. Burayı da alıyoruz. Sonra şuradan eksi 2'yi seçelim. Eksi 2'yi seçtiğimiz zaman eksi 2'nin mutlağı 2 karesi 4. Hayır burada sağlamıyor. Yani bizim şu an A değerimiz bu arada geziyor tamam mı? Yani o da şuradaki veriye göre söyledik. Peki bir bakalım. Mutlak değer B, B'den büyükse bir kere kesinlikle B sayısı nasıl bir sayıdır? Eksili bir sayıdır. Onu biliyoruz. Tamam. B eksili bir sayı. Bak bu eksili. Aşağıya görüyor musun? En altı değerlendiriyor şu an. Bu eksili. O halde buna çarpımı artıysa anında ne olması lazım? Eksi olması gerekir. O zaman A'nın olması gereken yer şurası kalır. Şu bölgede olmalı A. Burada olamaz çünkü burada A nedir? Pozitiftir. Bize sonra da A'nın çözüm kümesi nedir dediği için cevabımız ne geliyor? Eksi 1'den sıfıra kadar olan aralık geliyor. Nerede o cevap? B şıkkında. Evet güzel bir soruydu. Evet bu testi de ne yaptık? Bitirmiş olduk. Bundan sonra ne var? Şöyle bakıyorum Acemi başlıyor. Acemi 1 arkası Amatör 1 gidiyor. Orada tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakal.